Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Manastir Türküsü nasıl çalınır videosuyla sizinle beraberim. Arkadaşlar öncelikle bu parçanın çok kolay olduğunu dile getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok kolay. 3 tane akor üzerine kurulu. Hemen başlayalım. Şimdi bu 3 akordan birincisi la mi la, ikincisi fa do fa, üçüncüsü sol re sol. Ben bu parçayı 3'e ayırıyorum. Birinci kısmı şu. Bu. Şimdi bu kısmını ilk başta başlayalım. Şimdi başlarken parça iki elde aynı şeyi çalıyor. Bu çaldığımız şey ne? Hemen gösteriyorum. Bu şekilde burada daha sonra farklı şeye geçiyor. Bu çaldığımız şey şu, daha yavaş bir şekilde göstereyim. Sol ile başlıyoruz. Üçüncü parmaklarımızda sol. Re derken yine aynı şekilde üçüncü parmaklarımızda baştan gösteriyorum. Re do re mi. Do si la diyeceğiz şimdi. Do si la derken İlk akorumuzu basıyoruz. Şeklinde. Şimdi şurada solle başlamıştık. Burada da solle başladık. Üçüncü parmakla başladık ve aynı şekilde yine re. Bir daha gösteriyorum baştan. Şeklinde. Bu kısmını habire tekrar yapa yapa deneyin, çünkü iki el aynı anda çaldığı için ve iki elimiz birbirinden farklı olduğu için zor gelebilir. Yani iki elimiz birbirinden farklı olduğu için derken parmak numaraları farklı oluyor ve bunda bu tarafa giderken, yani serçe parmak bu tarafa giderken bunda baş parmak bir tarafa gidiyor. Yani bir takım eşitsizlikler mi diyeyim, ne diyeyim işte, bilemedim, ondan oluyor. Daha sonra şu 3 tane akoru basacağız. Şimdi bunu yaptığınız olarak sayıyorum dediğim şeyi. İlk bölümümüz buydu. Şimdi bir daha alıyorum baştan. La derken la mi la basıyoruz. Şimdi la do do derken fa do fa basıyoruz. Si sol si la sol derken si la sol derken sol re sol basıyoruz sol elde. Ve böylelikle birinci bölümümüzü bitirmiş oluyoruz. Şimdi baştan yavaş bir şekilde gösteriyorum. Sonra ikinci bölüme geçiyor. İkinci bölüm çok kısa ama birazcık el zorlayabilir diyeyim. Burayı bir daha yavaşça göstereyim. Şimdi diyeceksiniz ki bu hareket ne böyle? Çok kolay bir hareket. Burası ikinci bölüm. La mi la do mi la do mi la do mi la. Tek yaptığımız şey bu. La mi la do mi la basıyoruz. Gösteriyorum. La mi la dedik. Daha sonra do mi la diyoruz. Daha sonra do, şu elimizi alıp işaret parmağımızla do diyoruz. Daha sonra do mi la'yı çarpma şeklinde yapıyoruz. Yani birbirine çarpıyormuş gibi notalar. Daha sonra kamerada görmeyebilirsiniz. La do mi la. Yani kısacası la do mi la üzerine kurulmuş bir şey. Baştan gösteriyorum. La mi la do mi la do, do mi la, la do mi la. Bu. Şu kısmından göstereyim. Bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi bunlar bu ikinci bölümdü. Bunu da bunlarla birleştirmeniz lazım arkadaşlar. Birleştirmeden olmaz. Çünkü yani bir pratik yapmamız lazım bu parçada. Çünkü en az bir 50 tekrar falan yapmak lazım bu şekilde hızlanabilmesi için. Ve şöyle bir şey diyeceğim. Sakın ilk başta başladığınız zaman hızlı başlamayın. Şarkının ritmini bozarsınız daha zaman geçtikçe. Hızlı başlamayın. Yavaş, sakin bir şekilde. Baştan alıyorum o kısma kadar. Bu şekilde buraya kadar yaptığınızı varsayıyorum. Tabii ki yavaş bir şekilde çalın ama pratikleştirin bunu. Bunu hemen yani bir 3 saatte falan 3-4 saatte anca ben çalmıştım. Yani bunu bir gün içinde çalmıştım ben. Ama kişiden kişiye tabii değişir. Kimisi 2 saatte çalar, kimisi 1-2 günde anca çalar. Yani el becerinize de bağlı olarak diyebiliriz. Şimdi ikinci bölümü bitirdikten sonra son bölüm olan üçüncü bölüme geçelim. Üçüncü bölüm çok daha kolay. Bana göre en zoru ikinci bölüm şu. Çünkü bu şarkının içinde hızlı oluyor. Şimdi üçüncü bölümde şu. İki tane akor kullanıyoruz. La, mi, la ve sol, re, sol. Bunları zaten kullanıyoruz tüm parça boyunca. Şimdi la, mi, la, sol, re, sol dedik. Burada şu kısım yani üçüncü bölüm şu. Sonra zaten bu kısım geliyor. Bu kısım geliyor. Şimdi bu hareketi de anlatacağım daha sonra. Ama ilk başta 3. bölüme geçelim. Do, re, mi var. Bu sağ elde do, re, mi oynuyor. Burada da bu iki akor oynuyor. Şimdi do, do, re, mi, re, re, re. Do, re, do, re, mi, re, re, re. İlk başta do, do, re. Daha sonra do, re, do, re. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey bu. Bunu da aynı şekilde pratik yaparak geliştiriyoruz. Daha sonra şu kısma geliyor. Yani yine birinci bölüme geçiyor. Yalnız şurada ben parçaya kendim ekledim. Bu kısmım bence yakışıyor. Ben çaldığım videoyu da izleyebilirsiniz kanalımdan. Orada da bu şekilde çaldım. Şeklinde. Bunu da göstereceğim şimdi ne olduğunu ama yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Yeni başlayanlar oluyor. Yeni başlayanlar için bunu yapmak imkansız gibi bir şey ama uğraşırsanız tabii ki yaparsınız yani ya. Gösteriyorum. Sol, la, sol, fa, sol, fa, mi, re. Tabii ki başlayınca bu kadar hızlı yapmayın. Ama parça içinde şöyle gözüküyor. Bu şekilde. Arkadaşlar kolay dediğim gibi 3 bölümden oluşuyor. Şimdi baştan sona bir kere çalacağım. Yavaş bir şekilde çalacağım. Anlamadığınız bir yer olursa dikkatlice izleyin. Başlıyorum. Daha sonra burada bir şeyi göstermeyi unuttum. Arkadaşlar neydi? Heh. Bitirici göstermeyi unuttum. Bitirişte şu şekilde yapıyoruz. Yani şu hareketi yavaş bir şekilde yapıyoruz. Yani ikinci bölümü yavaş bir şekilde bitirirken ritardando, gittikçe yavaşlayarak yani bitirişi yapıyoruz. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Manastır şarkısı da bu kadar. Bunları tekrarlayarak yani birinci bölüm, ikinci bölüm, bir daha ikinci bölüm, üçüncü, ikinci şeklinde şarkı tekrarlayarak ilerliyor dediğim gibi. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha çok buna benzer videolar istiyorsanız aşağıda onu da yorumlarda belirtin. Beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.